Çok sevindik gelebilmenize. Geçmiş olsun ablacığım. Çok şükür. Allah'ım çok şükür, ne kadar korktuk bir bilsen. Bak tutuklanmadın işte Gülben. Tamam, bir müsaade edin, biz rahat rahat geçelim oradan. Sonra konuşuruz, tamam mı? Olmaz. Anlamadım. Şimdi siz karakola gittiniz. Orası kalabalıktır, kirlenmişsinizdir. Kızım izin ver, sırası değil. Kardeşin çok yorgun zaten. Baba en azından şu sabahlıklarınızı giyin. Neriman terlik de ver şuradan. Ayaklarını basmasınlar yere. Heh. Abla. Ya tamam oğlum, giyiver. Uzamasın mesele. Hah, geç kenara. Al. Baba üstüne giyseydin. Hah, tamam. Gülben kardeşim, sen de sabahlığını giyer misin üstüne hatırım için? Ben giyemem. Niye? O zaten hemen banyoya girecek. Bırak girsin içeri. Tamam gidecek de sabahlığını giyip öyle gitsin banyoya. Bırak gitsin dedim. Gülben hemen banyoya gidecek şu an. Hemen öyle olması gerek. Tamam tamam sen git. Sürünme bir yere. Şunları da tak baba. Pes artık ya. Allah Allah. Hep dışarılarda ellerinizi her yere sürdünüz. Şimdi bir kapı koluna değseniz mikrop olacak. Sizi düşünüyorum ben burada. Tamam peki. Tamam. Oldu mu? Hah tamam şimdi baba. Şu eldivenleri takmasına Gülben'le karakoldan dönmemizden daha çok sevindin ya. Sana da söyleyecek sözüm yok. Ben ne kadar üzüldüm. Sen nereden biliyorsun? Sanki kanıtlamak zorundayım. Şuna bak be. Tamam artık. Daha fazla tatsızlık çıkmasın yeter. Ben bir kardeşime bakayım. Rahat bırak kızı. Aa. Abi. Ya bırakın bir kız kendine gelsin. İhtiyacı vardır onun bana. Çekil. Çekil. Abla. Çekil. Neriman. Git peşinden kıza bir şey söylemesin. Gözünü seveyim hadi. Gülben, geleyim mi içeri? İyi misin? Yalnız mısın? Yok. Neriman var yanımda. Aa, gitsin o. Söyle. Duydun. Hadi. Şey, abla. Ha. Bana poşet lazım. Üstümü başımı hep o poşetin içine atmam lazım benim. Tamam. Tamam, ben getiriyorum. Bekle sen. Baba, bu durum şimdilik aramızda kalsın, olur mu? Sen beni ne sanıyorsun? Senin gibi kanmaz mıyım ben? Bundan hiç kimseye söz etmeyeceğim ki sana olan güvenleri yerle bir olmasın. Senin öyle mi oldu baba? Güvenmiyor musun bana artık? Herkesin bir dayanma sınırı vardır han. Seninkini galiba aştık. O ne demek baba? Gücün tükendi, gözün karardı. Bunun için yaptım bunu. Yoksa benim bildiğim han, o dağ gibi çocuk asla böyle bir şey yapmazdı. Gülben'e asla böyle bir şey yaşatmazdı. Çünkü onun ne kadar narin olduğunu bilirdi. Sen onun neler yaptığını bilmiyorsun. Hepsiyle ben uğraşıyorum. Hep ben koruyorum onu. Mecbur kaldım diyorum. Neden anlamıyorsun? Sen sadece onu değil, beni de gözden çıkardın. Orada kalbime inseydi, ölseydim nasıl kalkardın altından bunun? Kalkamazdım tabii baba. Sen tutturdun geleceğim diye. Tutturdum evet. Babasıyım ben onun. İyi. Hatırlamana sevindim.
Ne dedin sen? Yüzüme söyle bu lafı. Bir şey demedim baba. Belki sizi koruyamadım. Ama hiçbirinize bilerek ve isteyerek zarar vermedim. Senin yaptığını yapmadım oğlum. Sen mi yaptın bunu? Bunu sen mi yaptın? Gülben'e gidip sen mi şikayet ettin? Abla insaf artık yeter ya. Bu kadar da ileri gidilmez ki. İlle de suçlayacaksan mantıklı bir şeyle suçla abimi. Bilmiyorsun be. O yapmış işte, söyledi. Görmüyor musun ne kadar yorgun olduğumu? Bari bu gece yapma. Abi boş ver sen de onu. Dinleme. Neriman. Hı. Gülben'den gözünü ayırma. Uyuyana kadar yanında kal, tamam mı? Tamam abi, sen hiç merak etme. Gidiyor. Baba, bak görüyor musun yine gidiyor. Safiye sus. Gülben bilmeyecek. Neyi bilmeyecek?